Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgili arkadaşlar, Fatır suresindeyiz. Fatır suresinin 19. ayetlerinde kalmıştık. Fatır suresinin geçen bölümünü, geçen hafta üzerine durduk. Bu sefer geri kalan ikinci bölümünü duracağız ve biraz ayetleri hızlı okuyarak İnşallah bitireceğiz. Fatır suresi Mekki surelerden bir tanesidir. Mekke'de inmiş surelerden birisidir yani. Muhatabı Mekke'nin ileri gelenleridir. Onlara yönelik bir sesleniş orada duyacaksınız. Diğer surelerin birçoğunda olduğu gibi bu surede de Mekke'nin ileri gelen müşrikleri eleştirilir. Onların ellerinde bulundukları, sahip oldukları şeylerle Mekke'nin geri kalanı üzerinde tahakküm oluşturmaları sert bir uslupla eleştirilir. Mekke surelerinin genel muhtevası zaten budur. Eğer Mekke surelerin muhatabının kim olduğunu anlamazsanız burada sanki böyle boşluğa konuşuluyormuş gibi bir hava oluşur. Bu surelerin, bu sözlerin hiçbirisi boşluğa seslenmemektedir. Karşısında bir muhatabı vardır ve muhatap sürekli olarak eleştirilir. Ve bu muhatabı karşısında ona muhalefet eden peygamber ve etrafındakilerin ne yapması gerektiği sürekli olarak onlara telkin edilir. Fatır suresinin gördüğümüz ilk bölümünde de bu eleştirilerle başladı. Ana konu olarak ele alınan husus yerlerin ve göklerin yaratıcısının Allah olduğu. İnsanı yaratanın Allah olduğu, bağların, bahçelerin, hurma tarlalarının, ekim bağlarının, sahibinin, yaratıcısının, ortaya çıkarısının hep Allah olduğu vurgusu sürekli olarak tekrar edildi. Bu yaratma vurgularının ne yapıldığını geçen hafta biraz söylemiştim. Altını çizerek tekrar söyleyecek olursak, Kur'an-ı Kerim'deki yerleri gökleri Allah yarattı, insanı Allah yarattı. Geceyi, gündüzü, dereyi, tepeyi Allah yarattı vurgusunun sebebi bunların insanlar tarafından sahiplenilip kendilerine mülk haline getirilip diğer insanlar üzerinde bununla tahakküm kurulamayacağının vurgusudur. Bunun için söylenir. Halbuki klasik tefsirlerde bu yaratılış vurgularının bizi Allah'a inandırmak için yapıldığı anlatılır. Yani Allah yerlerin göklerin yaratıldığını niye söylüyor? İnsan yaratıldığını niye anlatıyor? Bir yaratıcının olduğunu bize göstermek için derler. Biz öyle bakmıyoruz. Bizim tefsir yaklaşımımız farklı. Bu yaratılış vurgularının insanların ellerinde bulunan ve kendilerine mülk haline getirmiş oldukları varlıkların kullanarak diğer insanlar üzerinde tahakküm ve egomaniye kurmasına engel olmak içindir. Mesela insanı Allah yarattı der. İnsan yaratılışından sürekli olarak bahseder Kur'an-ı Kerim ve insanı yaratanın sürekli Allah olduğunu söyler. Bu şu demektir, yani insanı köle yapamazsınız. Hiçbir insan diğerine köle olamaz. Çünkü onu yaratan Allah'tır, siz onu yaratmadınız demek ister. Toprağın, bağın, bahçenin, yer ve gök arasındaki bulunan her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu söyler. Çünkü buraları kendinize sermaye yapıp onunla başkasının üzerine tahakküm kuramazsınız demek ister. Bu bakış açısını korumamız lazım. Bu bakış açısı korunduğu sürece Kur'an'ın ne demek istediği akış içerisinde yeri yerine oturacaktır. Şimdi 19. ayetten devam ediyoruz. Bu şey getirecek. Ne oldu? Getirmedi ya. Benim oldu. Neyse buradan devam edelim. Geldiği zaman oradan gösteririz. وَمَا يَسْتَوِيِّ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ En yukarıdaki ayetten başlıyoruz. وَمَا يَسْتَوِيِّ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ A'ma kör demek. Basir de gören demek. يَسْتَوِي de eşit oldu. Eşit olmak, eşit olur demek. Ve ma yestevi
eşit olmaz. El-âmâ vel-basîr. Kör ve gören eşit olmaz. Şimdi burada nelerin birbirine eşit olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve neyi neyle kıyasladığına dikkat ediniz. Birinci olarak diyor ki وَمَا يَسْتَوِيَ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Gözü kör olan bile gözü açık gören hiç eşit olur mu? Gören ile kör hiç eşit olur mu? Bu ikisi eşit olmaz. Şimdi burada gözü kör olanın gözü açık olanın, görenin gözü kör olanın üzerine üstün olduğu manası çıkmıyor. Bunların birbirine denk olmayacak. Çünkü biri görüyor her yeri ama öbürü göremiyor. Bu ikisi bir olur mu? Burada kıyaslanan şey insanların sonradan kazanmış oldukları şeylerle birinin diğerinin üzerine üstünlük taslaması değil, tabii ve doğal olan şeylerin karşılaştırılmasıdır. Ama adam diyelim, ne oldu? Hocam aşağıda diyelim adam doğuştan kör, öbürü de doğuştan görüyor. İnsan diğer kendini kör etmez. Almıyor değil mi bu? Bunu değiştireceğim bu. Kırmızı daha iyi aslında. Evet. Ve mâ yestevil âmâ ve basîr. Basîr, basîr demek, gören demek, âmâ da kör demek. Bu ikisi eşit olur mu diyor. Şimdi bu ikisinin kıyaslaması kişi bilerek kendini kör etmez. Hiç kimse kör olmayı istemez. Ama bir şekilde adam hastalıktan dolayı, doğuştan gelen bir şeyden dolayı veya işte biber gazı yediği için 11 kişi kör oldu mesela. Şimdi bunlar kendi elimde olan bir şey. Şimdi onları biz bilmeyiz. 11 kişi kör oldu ve onlar sonsuza kadar göremeyecekler. Hasta oldular ve kör oldular yani. Kör. Böyle gözünüzü kapatın. Bir dakika duramazsınız. Karanlıklara gömüldüler. Onlar asla göremeyecekler. Onlar etrafı seyredemeyecekler. Gözün buradaki önemi anlatılmak isteniyor ve bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu bir görenlerin görmeyenler üzerinden, görenlerin körler üzerinden tabii ve doğuştan gelen bir üstünlüğü olduğunu göstermeye çalışıyor. Nelerin birbirine kıyaslandığına bakın. Aynı zamanda Kur'an'ın neyi birbirine eşit görmediğini göreceksiniz. Yani doğal şeyleri örnek veriyor. Mesela zenginle yoksul eşit olur mu? Dediğini görmeyeceksiniz. Çünkü bu zaten eşit olması lazım. Hiç şununla şu eşit olur mu dediği zaman ha demek ki zaten kendiliğinden zenginle yoksulu Kur'an birbirine eşit görmüyor. Zaten Kur'an görmüyor canım. Biz niye ona eşitlemeye çalışıyoruz o zaman deriz. Ama böyle bir örnek vermediğini göreceksiniz. Bakın nereden örnek veriyor. Bir, kören ile gören ile kör eşit olur mu? وَلَذُّلْمَاتُ وَلَنُّرُ Nur ile zulümat eşit olmaz. Nur aydınlık demek, zulümat da karanlık demek. Karanlıkla aydınlık eşit olmak. Bu da doğal bir durum. Yani şurada elektrikleri söndürdüğünüz zamanki durumla elektrikleri açtığınız zamanki durum hiç eşit olmaz. İkisi birbirine denk olmaz. Yine doğal bir durum bu kıyaslıyor. وَلَذِّلُّ وَلَلْحَرُورُ Sıcak ile gölge eşit olmaz. Gölgedeki durum ile gölgeden çıkıp güneşin sıcağı karşısında yanmak ikisi eşit olmaz. Bir tarafta güneşin sıcağında yanıyorsunuz, bir taraftan geçiyorsunuz gölgeye sürüyor. Bu ikisi de bile olmaz. Yine doğal bir durumu kıyaslıyor. وَمَا يَسْتَوِيَ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَوَّاتِ Ölüler ile diriler eşit olmaz. Ölmüş bir adam toprağın altına girmiş, öbürü ise yaşıyor. Bu ikisi de birbirine eşit olmaz. Bu ikisi de bir olmaz. Aynı zamanda bunlar iki şeyi birbirine kıyaslayarak sözü bir yerine getirecek. Bu aynı zamanda sembolik anlamda da kullanılıyor. İnna Allah muhakkak ki Allah yusmi'u men yeşâ
dileyeni işittirir. وَمَا أَنْتَ سَنْ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُدُورِ kabirlerde yatanlara işittirici değilsin. Allah dilediğine işittirir, sen kabirlerde yatana işittiremezsin. Şimdi demek ki şu yukarıdaki kıyaslamalar şu sözü söylemek için yapılmıştı. Yani karşı tarafta Mekke'nin ileri gelen zenginleri var, servet sahipleri, tepeci bezirganları. Peygamber bunlara bir şeyler söylüyor ama dinlemiyorlar. Adamların her biri olmuş bir kabir. Tıpkı kabirdeki, mezardaki insanlara söylenen sözleri işittiremeyişin gibi, ölmüş bir adama ne kadar konuşsan konuş, hiç duymayışın gibi, onlar da hiç duymuyorlar, hiç dinlemiyorlar. Sen de onlara işittirici değilsin. Ancak Allah'ın dilediği kimse işitebilir. Buradaki dilemek tabir de yukarıdan bir buyruk değil. Yani söylenen sözleri sen işitmiyorsun ama Allah yukarıdan bir buyrukla sana yönlendirerek seni işittiriyor. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Bu şu demek. İçinde bir derdi olan, bir arayışı olan, acı çeken, kendiliğinden ve hiçbir dış etki olmaksızın bir arayışın içine giren ve onu çözmek için sağa sola koşturan kişiler ancak seni dinleyebilirler ve seni anlayabilirler. Aksi halde yan gelip yatan, horul horul uyuyan, hiçbir derdi olmayan, tasası olmayan, hayatı gözlemlemeyen insanlar bu söylenen sözlerden hiçbir şey anlamazlar. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Şimdi sürekli benim verdiğim bir örnek var. Gençlerden bazıları geliyor, diyor ki bizim bu Kur'an'ı anlamak için nasıl bir yol yöntem izlememiz lazım, bunu bize göster. Ben de onlara diyorum ki Arapça öğrenin, tefsir usulü öğrenin, şu hocaya gidin, bu hocaya gidin, o zaman Kur'an'ı daha iyi anlarsınız diyeceğimi zannediyorlar. Ben de işte bu ayete benzer bir örnek veriyorum onlara. Aslında bu ayeti orada onlara açıklamaya çalışmış oluyorum. Diyorum ki Kur'an'ı anlamanın birinci yolu Kur'an'ı böyle kapatmaktır, okumamaktır. Yani Kur'an'ı okumayacaksınız. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız önce Kur'an'ı kapatacaksınız, Kur'an'ı anlamayacaksınız. Çünkü burada söylenen sözler eğer siz kendiniz kabir, kubur, makber haline gelmişsiniz, yani ölü bir kalp, ölmüş bir kalp, dertsiz, tasasız, kaygısız bir İç dünyaya sahipseniz, siz buradan hiçbir şey anlamayacaksınız. Size fayda vermez bu. İşitemezsiniz, duyamazsınız. Buradaki sesi duyamazsınız. Şu sözler, arkadaşlar, şu okuduğumuz bu sözler, bundan 1400 sene önce Mekke ve Medine adlı 10.000 nüfuslu iki kasabada acılar, feryatlar, kan revan içerisinde oluşmuş. Şimdi biz burada böyle güzel okuyoruz, küfür okuyoruz. Halbuki bunlar ortaya çıkarken neler oldu neler. Bir sürü kişi öldü, bir sürü kişi evinden barkından ayrıldı, bir sürü kişi memleketinden göç etti. Öldürülmek istendiler, yok edilmek istendiler, kılıçtan geçirdiler, suikast düzenlediler. Yeri yerinden oynadı yani. Mekke ve Medine adlı iki kasaba ve onların içerisinde bütün bir Arabistan ve o günkü bütün bir dünya böyle deprem sarsıldı gibi sarsıldı ve toplumda bir büyük bir alt üst oluş yaşandı. Bu metinler o mücadelenin içinde doğdu. Daha sonra kitap haline getirildi. İşte müsaf oldu, buralara basıldı. Şimdi biz bunları okuyoruz. Şimdi bunu duymanız için, burada ne anlatıldığını duymanız için önceden sizin bir dert sahibi olmanız. Yani Allah'ın dilemesi lazım. Allah'ın dilemesini anlatıyorum ya, bu demek. Şimdi o gence diyorum ki sen önce şu Kur'an'ı bir kapat. 15 gün şehirde dolaş. Sana bazı yerleri göstereceğim. Oralara şuraya git. Sonra gel. Sana Kur'an'ın bir fayda verip vermeyeceğini sana söyleyeceğim. Benim tefsir usulüm budur. Ha, sen bana soru sormadın mı? Nasıl anlayacağız? Ha, ben de sana söylüyorum işte.
Benim tarzım bu kardeşim. Önce şunu kap. Nereye gideceğim dedi. Verdim elin adresi. Şuralara git dedim. Mesela bir verdiğim adresten bir tanesi şey. Devasa bir gökdelen var. O gökdelenin arka tarafında da yıkık dökük bir mahalle var. O gökdelenlerin, yani orası şey oluyor tabii, ne oluyor ona? Rezidans oluyor. Sütçülerde yaşıyorlar. Onların çöplükleri oraya boşaltılıyor. O mahalleden gelenler de o çöplüklere gidip torbaların içerisinde ellerini böyle çöplere daldıra daldıra akşam yemekleri arıyorlar. Torbalara dolduruyorlar ve ellerine gidip onu yiyorlar. Bunu görmesini istiyorum çocuğun. Onu için oraya gönderdim. Şöyle şehri bir gözlemle. Şöyle bir gözlemle bakalım ne olacak. Verdiğim adresinden bir tanesi de buydu. 3-4 yer vardı. Yani şehirde çelişkinin en keskin şekilde yaşandığı yerlere onu gönderiyorum ki oraları şöyle bir gözlemlesin diye. Gitti, geldi. Bir hafta sonra falan geldi. Ne oldu, gezdi mi dedim. Bir hafta şehri gözlemledin mi? Mesela parka otur, şöyle gelene geçene bir bak. İşte Eminönü'ne git, şeye git, su satanlara bak. Fabrikalara git, hastanelere git. Şöyle bir dolaş, sessiz ama. Kimseyle konuşma. Bütün gün boyunca hiç kimseyle konuşma, sadece gözlem yap. Var mı içinde bir şey var mı yani böyle bir isyan ettiğin, böyle yumruğunu sıktığın, ya bu nasıl olur, bu nedir ya, bu nasıl olur falan dediğin, oradaki şeyler görmedim çöplükte ekmek toplayanları, şeylerin yanında, rezidansların yanında, bu seni hiç etkilemedi mi? Ve altta da hiçbir şey olmadı, bildiğim işte şöyle dolaştım geldim dedi. Ben ona dedim ki sen şu kitabı ver, sana tavsiyem sen bu Kur'an-ı Kerim'i oku. Sen bu Kur'an-ı Kerim'i okudukça yoldan çıkarsın. Sana bu fayda vermez. Çünkü sen bir kubursun. Kubur, kubur. Ne diyor? Ve ma ente ve sen bir musmu'in işittirici değilsin. Men fil kubur. Kendisi kabir oval haline gelmiş kimseye. Kabir gibisin yani. Dışarıdan badanalı insan şeyde bir sözü var İncil'de. Siz diyor ey ferisiler, ey din adamları dışarıdan bakıldığında böyle gayet güzel badanalı yapılmış, mermerden bir türbe haline getirilmiş. Fakat içi kemiklerle, insan leşleriyle ve insan böyle toprağa karıştıkça kokan mezarlara benziyorsunuz. Ama dışarıdan bakıldığında çok görkemli görünüyor. Acayip bir türbe yapılmış, mermer, her tarafı çiçek dolu. Bir de içine gir bak bakalım ne var orada? Kurt var, böcek var, koku var. Siz aynen bunun gibisiniz diyor. Dışarıdan iyi görünüyorsun ama içiniz mezarsın diyor. Dolayısıyla insanın içinin mezar olmaması lazım. Kendi kendinize dert sahibi olmanız lazım. Yoksa bu kitap, bu sözler size hiçbir fayda vermez. Bize de hiçbir fayda vermez. İşte onu anlatıyor. Sen diyor bunları boşuna anlatma diyor. Böyle okullar geçerliler. Derdin var mı kardeşim? İtirazın var mı? Hayata dair bir isyanın var mı? Yok. Yoksa o zaman niye Kur'an okuyorsun? Hiç boş yere okuma. Hayata dair isyan nedir? Bir sürü eşitsizlik var. Sadece İstanbul için söylemiyorum. Bütün bir Türkiye'yi gezin dolaşın. Diyarbakır'ın köylerine gidin. Van'ın köylerine gidin. Oradaki insanlara bir bakın. Sonra Karadeniz'e gidin. İç Anadolu'ya gidin. İstanbul'a gelin. En zengin ve en yoksul yerlere gidin. İkisinin aynı anda olduğu yerlere, yaşadığı yerlere gidin. Bu memlekette bir sürü çeşitli sebepler var. Kimi dilinden, dininden, ırkından, mülkiyetinden, cinsiyetinden kaynaklanan eşitsizlikler göreceksiniz. Aşağılanmalar, inkar edilmeler göreceksiniz. Eğer bunlara bir isyanınız kendi kendinize yoksa, size kimse bir şey söylemedi. Sırf şu işinizdeki vicdanınızdan dolayı. Henüz daha insani gelişmişliğinizi tamamlayamamışsınız demektir. O zaman bu kitap size fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'in ilk girişinde ne yazıyor? Bak ilk sayfasında yazan şey şu. Elif lam mim. Zalikel kitabe la raybe fi. Bu kitap kendisine hiç şüphe olmayan bir kitaptır. Huden lil muttaki. Muttakiler için yol gösterir. Yani derdi olanlar için,
arayışı olanlar için, hayatta bir takım şeylere itiraz edenler için yol gösterecek. Bu itirazınız yoksa, hayatınızdan gayet memnunsanız, lütfen kitabı kapatın ve okumayın. O size fayda vermez demek istiyorum. Dolayısıyla takip edilmesi gereken tesirüsüyle aynen bu ayetlerde anlatıldığı gibidir. Ben çocuğa da öyle ondan söylemiştim. Sen dedim bu kitabı kapat da okuma. Şimdi okuyanlar ne oluyor? Okuyanlar işte bu kalbi kabir olarak, iş dünyası kabre dönüşmüş olarak kitabı okursanız da fayda vermiyor. Şu anda Türkiye'de Kur'an'ın okunduğu gibi. En çok okunan kitap Kur'an. En çok satılan kitap Kur'an. Tırlar dolusu basılıyor. Anadolu'ya dağıtılıyor. Her sabah mukabeleler yapılıyor. Bir sürü evde, bir sürü mezarlıklarda Yasin'ler okunuyor. En çok okunan kitap bu. Okuma rekoru elinde bulunduruyor. Hiçbir kitap bundan daha fazla basılmıyor. Hiçbir kitabın kapağı bundan daha fazla açılmıyor. Ama insanların kalpleri kabir olduğu için hiçbir fayda vermiyor. Dolayısıyla insan önce kendi iç dünyası, böyle dertli olan, bir meselesi olan insanlar bunu okuduğu zaman fayda verir. Gideceğiz, meselesi olan insanları bulacağız. Evet, devam ediyoruz. İn ente illa ne değil. Muhakkak ki sen sadece bir uyarıcısın. İnna muhakkak ki biz ersennâke bir hak. Seni gerçeğin ta kendisi olarak, elçi olarak gönderdik. Beşiran, müjdeleyici, ve nediran ve uyarıcı olarak. Ve in min ümmetin illa hala fiha nedir. Hiçbir ümmet yoktur ki biz ona bir uyarıcı göndermiş olmayalım. Her topluma, her ümmet dediği burada, ummah dediği topluluk demektir. Yeryüzünde hiçbir topluluk yok ki onun içerisinden bir uyarıcı çıkmamış olsun. Dikkat ederseniz nebi diyor, uyarıcı diyor, peygamber demiyor. Hiçbir topluluk yok ki onun içinden bir uyarıcı çıkmış olmaz. Uyarıcı hepimiz olabiliriz. Herkes bir konuda bir başka şeyin uyarıcısıdır. Ve yeryüzü toplumlarının her tarafı uyarıcılarla doludur. Uyarıcı. Bak bunu yapma. Bunu yaparsan şöyle bir tehlike var. Bak bunu yapma. Bu insana, çevreye, doğaya aykırı. Bunu yapma. Bu insanlığa aykırı. Bunu yapma. Bu adalete aykırı. Bunu yapma. İnsanın şerefine, haysiyetine aykırı. Diyen her çıkış, her söz bir uyarıdır. Ve yeryüzünün uyarıcıları onlardır. Onların illa peygamberler olması gerekmiyor. Mesela ne diyorsun? Ağaçları kesme diyorsun. Buraya rezidans dikme diyorsun. Bunlar Allah'ın ağacıdır ve yeşilidir. Bura park olarak kalsın diyorsun. Fakir fukara gelsin buraya otursun diyorsun. Zenginlere burayı peşkeş çekme diyorsun. İşte bu uyarıdır. Bu uyarın bir kişi olması gerekmiyor. Bir gençlik grubu da olabilir. Bir topluluk da olabilir. Veya buraya nükleer santral yapma diyorsun. Şurayı köprü yapacağım diye buradaki ağaçları kesme diyorsun. Doğayı katletme diyorsun. Şuna eşitsizlik yapıyorsun, bunu yapma diyorsun. İnsanlara konuşmuş olduğu ana dillerini unutturma diyorsun. İnkar etme, asimilasyona uğratma diyorsun. Buna hepsi uyarıdır. Biz, hiçbir toplum yoktur ki ona nevi uyarıcı göndermemiş olalım diyor. Hiçbir topluluk yeryüzünde yoktur ki uyarıcı olmaz. Mesela şu iki şeyi birbirine kıyaslayın. O zaman İslam dünyasının ne halde olduğunu göreceksiniz. İki tane kare size. Birinci kare, bunlar aynı haftanın içinde oluyor. Peru'da yağmur ormanları Amerikan şirketlerine satılıyor. Yağmur orman, yağmur yağıyor. Orman, yağmurla beraber bütün ormanlar Amerikan şirketleri alacaklar. Oraya işte yeşili katledecekler, fabrika yapacaklar, şu bu. Gökten yağan yağmuru bir yerde biriktirip onları su olarak satma hakları da onlara veriliyor. Peru'daki Kızılderililer isyan ediyor. Sokaklara dökülüyor. Gösteriler oluyor. 25 kişi ölüyor. Liderleri hala içeride yatıyor.
Perurlar bu gösteriler esnasında mülk İnkan'ımdır. Pankartıyla yürüyorlar. İnkan Kızılderili tanrısıdır. Yani mülk Allah'ındır. Dememiz gibi mülk, yani bu yağmur ormanları, buralar Allah'ındır, tanrınıdır ya. Yani. Nasıl bunu Amerikan şirketlerine peşkeş çekersiniz diye gösteriler oldu. 25 kişi öldü. Şimdi bu nedir? Bir uyarıdır. Peru toplumuna göndermiş uyarıcılar onlardır. Allah'ın sesi oradadır. Allah'ın sözü değil, sesi oradadır. Söz direkt şunlardır ama ses senin aracılığınla da söze dönüşebilir. Allah'ın vicdanındaki, senin iç dünyandaki yolunu, aydınlığını, ışığını hissedersin. Onu kendi sözünle ifade edersin. Herkesin içinde Allah'ın sesi duyabilir. Kızılderililerin içinde de Allah'ın sesi böyle uyanmıştır. O Allah'ın sesidir. Ve tepki göstermiştir. Doğa sıkıştığında insanlık kendi bulacağı yolu kendi kendine bulabilir. Bir yerde katliam, bir yerde yanlış bir iş olduğunda, adaletsizlik, haksızlık olduğunda hemen onun yanı başında bir isyan patlak verir. İşte o isyanların tamamı uyarıdır. Aynı günlerde, aynı hafta içerisinde bununla ilgili ben birçok şey yazdım zaten. Kabe'de hacılar Kabe'yi ziyaret etti Suudi Arabistan'da. Devlet başkanlarının nezareti eşliğinde Kabe'nin etrafında üzerinde 120 kilo altın işlemenin de bulunduğu Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Eski 120 kilo altının bulunduğu örtü kaldırıldı. Onun yerine yeni 120 kilo altının olduğu örtü takıldı. Böyle etrafında sarı bir şey dolanıyor ya. Eski örtüdeki o 120 kilo altın parça edilip her biri bir devlet başkanına hediye edildi. Peygamber de bu Kabe'nin içerisinde İslam'ın ilk başlangıç yıllarında Tevbe suresi 34-35. Ayette nazil olduğunda, yani altını ve gümüşü biriktirenlere elin bir azab ile haber ver. Onların o biriktirdikleri alınlarına, böğürlerine ve sırtlarına vurulacaktır. Tadın biriktirdikleriniz denecektir. Ayetini bu Kabe'nin içinde yanında okumuştu. Ve Medine'deki mescitte Tebbet el-Fudda, Tebbet el-Zeheb, kahrolsun altın, kahrolsun gümüş diye bağırmıştı ve bağırtısından mescidin damındaki hurma yaprakları titremişti. Böyle bir peygamber, böyle bir ayetin olduğu Mekke'de 1400 yıl sonra günümüzün Müslümanları 120 kilo altın işlemeli şey asıyorlar. Ve oraya da Allah'ın evi diyorlar. Şimdi birinci karede mümkün canlıdır deniyor. Yürüyüş yapılıyor, 25 kişi ölüyor. İkinci karede Allah'ın evinin etrafını altın işlemeli örtüler değiştiriyor. Bölüştürüp devlet başkanları arasında görüşülüyor. Kabe'nin arka sokaklarında oraya altın işlemeli şeyler asılırken yanlarında devasa oteller yapılmış. Hanedan çöreklenmiş Kabe'nin etrafına. Elleri çolak insanlar, direnenler. Böyle rezalet bir görüntü var her yerde. Ve bu Kabe'nin etrafındaki hanedan mensupları Avrupalara şuraya buraya giderek bir köyü bir yıl doyuracak parayı bir gecede mankenlerle yiyorlar. Birisi Avrupa'da, biri Hollanda'da, biri şurada. 5000 tane hanedan üyesi var. Toprağın altından nasıl olsa Allah petrol vermiş. Üstünde de hacıları sömürüyorsun. Bununla her vurup parmağını sallıyorsun. Şimdi baktığın zaman Allah nerede? Burada Allah nerede? Sembolik olarak. Benim görüşüme göre Allah Kabe'de değil kardeşim. Allah Kabe'yi terk etmiştir. Bunları sembolik anlamda söylüyorum. Allah Kabe'yi terk etmiştir. Allah Kızılderili'nin vicdanındadır. Mülk İnkan'ındır diyen adamın dilindedir. Yağmur ormanlarını koruyan, burayı kesemezsin, burası Allah'ındır diyen ve bunun için 25 kişi ölmüş. Allah'ın sesi oradadır. Sen burada istediğin kadar Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye bağır. İstediğin kadar Allahu Ekber de, istediğin kadar ezan oku. Burada Allah yok. Allah nerede anarsan oradadır. Ben küçükken babama derdim ki Allah nerede? O bana derdi ki
Oğlum Allah, nerede anarsan orada. Anmadığım yerde yoktur, yoktur. Aslında vardır da yoktur. Dış dünyada her yerdedir canım. Onun fiziki olarak varlığı, o kendi halinde kendini yaşıyor. Ama insanların dünyasında, nerede anarsan orada. Yani sen güneşe karşı gözünü kapattığın zaman güneş yok olmuş olmuyor. Sen kendini karanlığa dönmüş oluyorsun. Güneş vardır da sende yoktur. Çünkü sen gözlerini kapattın ve karanlığa gömüldün. Allah da böyledir. Nerede andın, nerede onun sesini, davasını, değerlerini, sevdiği şeyleri, sevgiyi, merhameti, adaleti, eşitliği, özgürlüğü, paylaşımı, bölüşümü yükselttin ve yücelttin, Allah oradadır. İstersen insanlar yapılı binaya Kâbetullah, Allah'ın evi dersin, oraya altını soktuğun an Allah orada yoktur. Belki ki onun adı Allah'ın evi bile olsa. Yok çünkü orada altının olduğu yerde Allah olmaz. Altının biriktirdiği yerde Allah olmaz. Altını biriktiriyor. Bir de devlet başkanları kendi arasında görüşüyor. Ya arka tarafa git, çolaklara, sokaklara ver bari. Ona ver. Evet, her topluma uyarıcı göndermişizdir. Uyarıcının ne olduğunu anladık değil mi? Nezihir, uyarmak demektir. Kur'an'da uyarı üç şey üzerine kurulur arkadaşlar. Ölüm, afet ve kıyamet. Uyarıcılar bize hep bu üçünü söylerler. Derler ki ölüm var, öleceksiniz, yapmayın bunu. Bir afete maruz kalabilirsiniz, yapmayın bunu. İki, bu afet iki türlü olabilir. Hem fiziki afet, sel gibi, deprem gibi, yıldırım gibi. Hem de bir toplumsal altüst oluş, sosyolojik. Bir de kıyamet. Kıyamet de iki türlüdür. Bir, mezarlarda yatan ölülerin dirilmesi. İki, şehirlerde ölmüş kalplerin ve ruhların dirilişi. Yapmayın bunu. Halk ayaklanabilir, kıyam edebilir. Bütün bunlar başınıza geçebilir, yapmayın bunu diye. Bu oyuna bu uyarıyı yapan insanlara işte nezih diyoruz. Tarih boyunca bunlar birçok peygamberler olmuştur. O in, bu uyarıcılar neyle karşılaştılar? Ve in, yükezzibuke, seni yalanlıyorlar. Fakat kezzeben dediğine min kabreyim. Senden önceki kimselerin yalanladığı gibi bunlar da seni yalanlıyor. Yani seni yapmış olduğun bu uyarıları reddediyorlar. Seni kabul etmiyorlar. Hayır, sana inanmıyoruz diyorlar. Tıpkı senden öncekiler gibi. Senden öncekiler de sürekli olarak bu tür uyarıları kulak asmamışlar ve dinlememişler. Küstahça böbürlenerek yukarıdan bakmışlardı. Câethum, onlara geldi. Rusuluhum, elçiler, bir beyinat, söze dayalı apaçık kanıtlarla ve bir zuburi ve kitaplarla sahifelerle ve bir kitabil munir, aydınlık saçan, ışık veren, karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitaplarla, suhuflarla, bildirilerle ve söze dayalı apaçık delillerle onlara elçiler geldi. Buradaki bir beyinat, beyan etmek demek. Açıklama yapmak. Mesela bir bildiri yazıyorsun. Ey halkım diye başlıyorsun. Bildiri dağılıyorsun. Veya zubur, sahife demek. Küçük küçük sahifeler demek. Söze dayalı açıklama demek bu beyinat. Kitap da ışık saçan kitap. Yani kitap yazan, bildiri dağıtan ve konuşma yaparak İnsanları uyaran herkes elçidir. Elçilik de geniş bir kavramdır. Elçilik iki türlüdür. Bir, bu şekilde konuşmalarla, bildirilerle ve kitaplarla gelen elçiler. Bunlara dışarıdan gelen elçiler deriz. Bir de insanın içindeki elçi. Yani peygamberlik iki türlüdür. Dışarıdaki peygamber, içerideki peygamber. Dışarıdaki peygamber işte bunlardır. Konuşma yapanlar, bildiriler getirenler ve kitaplar getirenler. Ve insanları Allah'ın yoluna çağıran herkes.
İçerideki peygamber de senin vicdanındır. Ya onlara uyacaksın, ya içindeki vicdana uyacaksın. Onlara uyanlarla, içindeki vicdana uyarak yola çıkanlar sonuçta aynı yere gelirler. Hangi dinden olursa olsun aynı yere gelirler. Bunlar sonuç itibariyle bir araçtır. Şimdi biz geçen günlerde, geçen hafta içerisinde bir cemevine gittik. Cemevinin dedesi dedi ki bize, siz şöyle kenarda oturun, izleyin dedi. Ben dedim ki ben buraya izlemeye gelmedim. Ben ceme katılmaya geldim. Nasıl yani? Ya ben ceme katılacağım dedim ben. İyi lan dedi. Geçti oturdu, 2,5 saat sürdü cem. Yani kalktık, oturduk, secde ettik, kalktık, oturduk, secde ettik. Orta böyle samaha dördüler filan. Böyle bizim camilerde yapalım, biraz daha 2,5 saate dağılmış, daha neşeli, daha sevinçli, daha cıvıltılı, sağlıklı, sözlü hali işte. Bizim camiler cemevine bakarak daha soğuk, daha kısa, daha askeri, daha resmi, daha böyle homurtulu, kimse kimseye bakmıyor filan. Kadınlar burada, erkekler aşağıda, onlar böyle beraber şey yapıyorlar. Şimdi şeyden sonra konuşurken oradaki bir tanesi, ben dedi camiye gelsem böyle senin buraya kime katıldığın gibi camide namaza katılamam dedi. Ben bütün Alevi camiyesi ben aforoz dedi. Bizi de öyle dedim. Ya da ben aforoz ediyorum buraya girip katıldığım için. Yani gideceksin camide cemevinde kişiye katılacaksın, herkesin aforoz dedi. Peki ben aforoz ettiler. Ediyorlar yani, sen ona nasıl katılırsın? Halbuki onlar kafasında şu problemi çözemiyor. Şimdi ben bu problemi çözdüm için benim için sorun yok yani. Bunlar hepsi Kur'an'daki ifadeye göre nusuktur, yani menasiktir. Bunlar hiçbiri ibadet değildir. Onlar bunları ibadet olarak algılıyorlar. Yani samah yapmak Alevi'ye göre ibadettir. Namaz kılmak Sünni'ye göre ibadettir. Ağlama duvarında Tevrat okumak Yahudi'ye göre ibadettir. Mum yapmak, ekmek ve şaraptan yemek, böyle aç çıkarmak, Hristiyan'a göre ibadettir. Diğeri, öbürünü bunu yapamaz. Çünkü bunların kendisini, bu sembolik hareketlerin, ritüellerin kendisini adam ibadet olarak görüyor. Onun için birbirlerini aforoz ediyorlar. Biri diğerine yaptığı zaman, aha sen yandın, gittin, dinden çıktın diyorlar. Halbuki benim zihnimde bunların hiçbiri ibadet değil. Bak problemi ben nasıl çözmüşüm. Herkes böyle olsa gayet rahat olacak yani. Kardeşim bunlar hiçbir ibadet değil. İbadet bunlardan sonra yapılan şeydir. Kiliseden çıkınca, cemevinden çıkınca, camiden çıkınca, havradan çıkınca, beraber iş yaparken, alırken, verirken, satarken, komşuluk yaparken, yolda yürürken, yukarıdan aşağı çelim çıkmayacaksın, yola tükürmeyeceksin, kandırmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Biri yerken diğeri bakmayacak, biri tokken diğeri aç yapmayacak. İbadet bunlar. Bunları yaptıktan sonra diğerleri bir nevi ibadete giriş, bunları böyle insanlar olmamızı sağlayan bir takım sembolik hareketler, bu kadar basit. Böyle yaptığı zaman Alevi sorunu da çözülüyor. Heybeliada'daki ruhban okulu sorunu da çözülüyor. Kürt sorunu da çözülüyor. Hepsi çözülüyor. Dil sorunu da çözülüyor. Ama geliyor ki insanlar birbirlerine böyle bakamıyorlar. Sen diyor zındık oldun, gittin diyor Alevi'nin şeyine katıldın. Öbür gittin sen namaz kıldın diyor. Mesela orada iftar açacağız. Diyor ki, şimdi rakip cemevleri bize der ki, bunlar sünnileşti. Yani cemevinde iftar verilir mi kardeşim yani, olacak iş mi? Biz Ramazan, Muharrem orucu tutarız. Ramazan orucu, sünnilerin orucu. 2,5 saat cem diyor, hiç Allah'a ekber sesi geçmiyor. La ilahe illallah diyorlar, Allah diyorlar, hu diyorlar ama Allah'a ekber yok. Niye söylemiyorsunuz bunu deyince, diyor ki Hazreti Hüseyin'in kafası kesilirken Yezid'in orada Allah'a ekber diye kesti. Hazreti Ali camide mi? Camiye gitmeyiz. Bak bunlar hep tarihte kalmış tortulardır. O onun kilisesine gitmiyor, o onun camisine gitmiyor. Benim şu anki kafama göre, şu anki zihniyetime göre, ben benim kiliseye giderim, aynı cemevine gittiğim gibi. Oradaki ayine doğrudan doğruya katılabilirim. Hiçbir mahsuru yoktur. Böyle yapar mı yani? Orada. Ya ritüel nasılsa. Bana göre ritüel yani. Onu tekrar etmiş oluyorsun. Onu yapmakla dine girmiyorsun. Dine girmenin ve çıkmanın yöntemi ve ölçüsü bu değil. Bu değil. Hiç
Hiçbir ritüel dinin ölçüsü olamaz. Hiçbir ritüel bir dine girmenin veya çıkmanın ölçüsü olamaz. Bana göre evrensel dinler herhangi bir dinin şeyini kastederek söylemiyorum. Mensubunu kastederek söylemiyorum. Şu özelliklere sahipse o kimsede dindar bir ruh ve kalp var demektir. Bir, kimseyi öldürmeyecek. Hiçbir cana kıymayacak. Emeği çalmayacak. Asla başkasının alın terinden bir damla dahi kendisine geçmeyecek. Emek konusunda çok hassas olacak. Yani hırsızlık yapmayacak. Bütün kutsal kitaplarda geçer bunlar. Bunların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yeri vardır. Avesta'da bile yeri vardır. Bunların hepsi, ben tek tek baktım, oralara dayanarak söylüyorum. Bu beş şey. İki, üçüncüsü asla yalan söylemeyecek. Dindar bir dil asla yalan söylemez. Yalan söylüyorsa onun dindarlığı sakıttır, yani yara almıştır. Üç, haksızlık karşısında susmayacak. Bir yerde haksızlık gördüğü zaman yalnız kalacağını, ticaretin kesede uğrayacağını, kovulacağını, dışlanacağını bile bu haksız kardeşim, burada bir haksızlık var diyecek. Dört, beşincisi de Allah'a, insana, çevreye ve doğaya karşı sevgi ve merhametle dolu olacak. Ve bunlara karşı bir ödevi olduğunu düşünecek. Ve bunlara karşı çeşitli ödevler yerine getirecek. Mesela Allah'a karşı işte namaz kılar, ağlar, evini ziyaret eder, kendine göre bir dindarane ritüeller geliştirir. Bu ritüellerin ne olduğu, hangisi olduğu önemli değil. Bir televizyonda şöyle bir sahne seyretmiştim. Hindistan'da bir belgesel Hindular anlatıyordu. Yanında biri de oturuyordu. Oradaki Hindu, Shiva, Tanrı Shiva'nın sıvı formu diye Ganj Nehri'ne hacca gidiyorlar. Yani orada akıp giden Ganj Nehri var ya, Ganj Nehri. 9 milyon Hindu oraya hacca gidiyor. Bizim Müslümanlar 2 milyon, 2,5 milyon Kabe'ye gidiyor. Ama Hindular 9 milyon kişi, Müslümanların 3 katı her yıl Ganj Nehri'ne gidiyorlar. Orada akmakta olan ırmağın içerisine giriyorlar. Böyle yarı çıplak üzerinden bir peştemal alarak böyle giriyor suyun içine, böyle çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. Onu da oradaki suyu da Tanrı Shiva'nın sıvı formu olarak görüyor. Yani suyu Tanrı gibi görüyor. Onun için girip çıktığı zaman arınmış oluyor. Kendi kendine arınıyor yani. Onun ritüeli bu yani. Mesela ben oraya gitsem onu yapmak da hiç mahsur yok bana göre. Ya bu ritüel sadece, onun Tanrı kanı olduğundan dolayı adam öyle inanıyor yani. Şimdi sen asıl buraya girdin çıktın ya, gel bakalım. Sen nasıl komşuluk yapan birisisin? Senin ortaklığın nasıldır? Parayla, servetle, bilgiyle, ilişkin nasıl? Yola tükürüyor musun? Yukarıdan aşağı kirim çırpıyor musun? Ben Hindu'ya bunu sorarım yani. Bunlar beni ilgilendirir. Bunların bu girip çıkmanın, bu yaptığın hareketin sana bunları sağlaması gerekiyordu. Ve gerekiyorsa, kusura bakma, ha ben yapmışım, nasılsa ritüeldir. Bak cami de böyledir, ırmak da böyledir, cemevi de böyledir, hepsi böyledir, hepsi. Bütün dinler hep aynıdır. Bütün dinler hep aynıdır. Bir keresinde bir Ankara'dan İstanbul'a trenine gelirken birisiyle rastladım. Adam böyle sakallı, böyle uzun yüzyılın tarihi var. Pakistanlı birisi zannettim. Vakit geçsin de gittim hemen oturdum. Ya Arapça ya İngilizce böyle konuşuyoruz. Pakistanlıymış ve ateistmiş. Yani böyle bir görünüşte bizim o zaman kafamıza göre işte o Müslüman gibi giymiş yani böyle çünkü. Cübbesi var, sarığı var ama Müslüman oluyor yani. Ama adam hem de ne biçim felsefi ateist. Şaşırdım ben. Hindu aynı zamanda Pakistan'da oturuyor. Bana şeyi anlattı, Hindularda inek, yani Hindular ineğe tapıyor, siz ne ineğe tapıyorsunuz falan deyince adam güldü. İneğin ne olduğunu bana anlattı, ben en sonunda şöyle demek zorunda kaldım yani. Senin bu anlattığın şeye biz tevhid diyoruz. Ne sandın yani? Siz şimdi Kabe'ye dönüyorsunuz, namaz kılıyorsunuz değil mi? Kabe'yi kaldır. Onun yerine ineği koy. Aynısı. Geriden bakınca siz de
baştan bir eve tapıyor gibi görünüyorsunuz. Hindu avamı da sana öyle söylüyor. Müslüman avamı da ona ineğe tapıyor diyor. Öbürü İsa'ya tapıyor diyor. Herkes birbirine, öbürü suya tapıyor diyor. Herkes birinin neye karşı ritüel icra ettiyse ona taptığını iddia ediyor. Bütün dindarların avamı böyledir. Tarih bunların kavgasıyla, kör dövüşüyle vakıttığı kanlarla doludur. Ve dinler bu açıdan bakıldığı zaman insanlara zarar da vermiştir. Ama şöyle bir tarafı da vardır. Dinler vahşi insanları bir tarafında durdurmuştur. Yapma, çalma, öldürme, vurma, tecavüz etme, saldırma. Bu günah, Tanrı seni yakar diyerek iyiliği de dokunmuştur. Aslında iyiliği kötülüğünden daha fazladır bana göre. Ama öyle bir tarafı da var. Şu anda da aynı cehaletin içinde yine bulunuyoruz. Bunları mesela Pakistan'da, Hindistan'da falan çokça oluyor. Müslümanlar Hinduları mabedine saklıyor, onlar ona saklıyor. Sen bunu ne yaptın, dinden çıktın, şöyle oldun, yoldan çıktın falan diye hep böyle kavgaya geçip gidiyor. Şimdi peygamberler özü itibariyle dinlerin içindeki özü görürler ve o özü insanlara anlatırlar. Derler ki boş yere birbirinize kavga etmeyin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Hristiyanlar. Ya ehli kitap, ey ehli kitap. Gelin sizinle aramızda eşit olan, musavi olan bir kelimeye gelin. Allah'tan başka bir otorite kabul etmeyelim ve birbirimize tapmayalım. Size bunu söylemiyor musunuz? Ritüellerinizi icra edin, tamam. Ama bir Allah var, o görünmez bir güçtür. Onun kuralları aramızda geçerli olsun. Alem benim kuralları değil diye o dinleri öz olan birliğine çağırır. Yani bu açıdan dinlerin vicdani birliği söz konusu. 25. ayette kaldık. Thumma sonra ehastüllezine keferu ve keyfe kâne nekir. O kafirlerden öyle bir intikam aldım. Nasılmış inkarın sonu görsünler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kafir dediği şey arkadaşlar, kafir dediği şey, yani peygamberler elçi olarak geliyorlar, bazıları bu elçileri reddediyorlar, inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Onlara kafir diyor. Şimdi bu da çok yanlış anlaşılıyor. Mesela bir vatandaş diyor ki, bir ateist arkadaş, ya ben Kur'an-ı Kerim'i açtım, 4-5 sayfayı okuyup kapattım. Okuyamıyorum, daha fazla gidemiyorum. Niye? Çünkü yanacaksın diyor. İnkar ettin, yanacaksın. İnkar ettin, yanacaksın. Ya vallahi Allah. Yani okuyamıyorum. Tamam, beni kabul etmiyorum ama hani benim yanacağımı söylüyor sürekli. Dolayısıyla ben bunu nasıl okuyayım, nasıl? Devam edemiyorum yani. Dedim, bir de şöyle oku. Onları sana söylemiyoruz. Sen yanlış anlıyorsun. Yani inkar edenler yanacak demiyor. İnkar etmek ne demek? Neyi inkar etmek? Allah'ın varlığını inkar etmek. Neyi inkar etmek? Tamam, inkar etmek de neyi inkar etmek? Kur'an-ı Kerim kimin cehennemde cayır cayır yanacağını söylüyor. İnkar dedikleri, kafirler dedikleri kim? Zalimler, gaddarlar, despotlar, sömürücüler, bunları kafir diyor. Bunların yanacağını söylüyor. Adam bir düzen kurmuş, bir sürü köleleri var. Elinde kırbaçla kölelerini çalıştırıyor, onları sömürüyor. Bir sürü cariyesi var. Onları alıyor, satıyor, kendisi yan gelip yatıyor. Allah'ın nimetlerine, dağına, taşına, tarlasına, bayrağına sahip olmuş, el koymuş, bir sürü adam tutmuş ve insanları sömürüyor. Gaddar, zalim, tiran, bunların yanacağını söylüyor. Sen öyle birisiniz. Tam tersi, ben bunlara karşı mücadele ediyorum. Hayatım boyunca ben bunların mücadeleye adamışım kendimi. O zaman Allah seni niye yaksın ya? Sen zaten Allah'ın yolundasın. Sen niye yaksın yani? O zaman ben böyle biliyorum. O zaman bir kablolar yanlış bağlanmış yani. Burada bir sakatlık var. Yanlış isimlendirme var arkadaşlar. Birbirimize yanlış birbirimizin bunu taktığı isimlerle hitap ediyoruz. Sen geç bunları. Kur'an-ı Kerim'in ey inkarlar, ey inkarcılar, ey kafirler dedikleri
kendilerinin iman ettiğini söylediği halde sömürücülüğe devam edenlere kafir diyor. İman ettiğini söylediği halde başkasının hakkını yiyene kafir diyor. Bir de iman ettiğini söylüyor. Hayır, sen iman etmiyorsun, sen inkarcısın. Ahireti inandığı halde sanki hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşayanlara diyor ki sen ahirete falan inanmıyorsun. Yani Kur'an-ı Kerim aslında karşıdaki inandığını söyleyen müşrikleri tekfir ediyor. Yani bir sürü adam var şimdi çıkmış diyelim, Müslümanlık kastıyor. Her türlü halt yiyor. Sen şimdi diyorsun ki bu haltları yiyen sen nasıl Müslüman olduğunu söylüyorsun? Sen kafirin tekisin, münafığın tekisin. İnanmıyorsun sen. İnansaydın bunları yapmazdın. Gösteriş yapıyorsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاهُونَ Onlar salatlarında gaflet içerisindedirler ve onlar gösteriş yapmaktadırlar. Vay onların kıldığı namaza, tuttuğu oruca, gittiği hacca, Allah'a inandıklarını söylediklerine, ahirete inandıklarını söylediklerine yazıklar olsun. Bunlar hepsi yalan diyor ve Mekke'nin müşriklerinin dindarlık iddialarını reddediyor. Kur'an-ı Kerim baştan sonra bununla bulur. Kur'an'ın söylemi müşriklerin dindarlık iddiasına reddiyedir arkadaşlar, reddiye. İnkar edene inkar ediyorsun demiyor. İnandığı halde inkar eden gibi davranana, senin bu inancın ne böyle diyor. Madem inanıyorsun bu ne yapıyorsun? Madem inanıyorsun bu köleler ne? Madem insanı Allah'ın yarattığını söylüyorsun, ne sürekli olarak kendini köle yapıyorsun bunlar? Serbest bıraksana, özgürleştirsene. Böyle Müslüman olur mu, böyle iman olur mu diye onlara kızıyor. Uslup bildiğimizin tam tersi yani. Halbuki şu anda şöyle anlaşılıyor. Kur'an açıyorsun, bir inananlar var, bir inanmayanlar var. İnananların boynuna cennete gireceğini, hurilere boğulacağını sırf inandık demektir. Öbüründe inanmadık demekle de yanacağını, ateşe atılacağını, cayır cayır ateşte bağırta yanacağını söylüyor. Yani mesele, bütün mesele inandın, inanmadın. İşte oturuyorsun, inandın. Evet, inandım, amentü, iman ettim, inandım dediğin andan itibaren buyur şu yeşil kapıdan geç arka tarafa, huriler seni bekliyor. Öbürü inanmadım, sen de geç dur ateş dolu kapıdan, cahil cahil orada ateş seni bekliyor. Şimdi bütün herkes böyle biliyor, yok böyle bir şey ya. Böyle bir inanın inanmadığın şey yok, lütfen Kur'an'ı böyle okumayınız. Şimdi sen ister inandım de, ister inanmadım. İster insanların bilinen tanrısını reddediyorum de, onların ateistiyim ben de, istersen insanların bilinen tanrısına inanmıyorum de. İstersen suya giriyorum de, istersen İsa'ya inanıyorum de, ister Kabe'ye gidiyorum de, ister cemerine git, ister camiye git, ister kiliseye git, ister havraya git. İstersen de hiçbirine gitme. İçinde, şu içinde ne oluyorsa olsun bizi ilgilendirmez. Bundan dolayı yapmış olduğun ritüeller ne şekilde olursa olsun. Suya girmekten istakoz çıkarmaya kadar. Ne yaparsan yap, o da beni dinlendirmez. Sen yanındaki adama nasıl davranıyorsun? Yanındaki adama hiç yalan söyledin mi, söylemedin mi? Milleti kandırdın mı, kandırmadın mı? Ölçerken, tartarken aldattın mı, aldatmadın mı? Cebindeki parada haram var mı, yok mu? Başkasının terinden bir damla sana geçti mi, geçmedi mi? Mesele budur. Zaten o, bütün o dindarlık tezahürleri dediğin şeylerin, ritüellerin hepsi bunu yaptırmaya yöneliktir. Demek ki sana hiçbirini yaptırmamış. Dolayısıyla öbürü çok aldatıcıdır. Acayip bizi aldatabilir yani. Bakarsın, kırık kıyafet kallavi, konuşmada gayet yerinde, ağır oturuyor. Hani ağır otur ki molla zannetsinler. Böyle sarığı takmış. Mevzuya girecek, 10 dakika dua sürüyor. Cahil cüvele, o ne takma adam filan diyecek. Böyle uzaklara bakarak ve huşu içerisinde derin derin konuşuyor filan. Bunun hepsi numara. Hepsi numara, hepsi civa. İşlerine bakmasın. Kişinin nasıl kazandığı, neye sahip olduğu, onları nasıl kullandığı, başkasıyla bölüşmediği,
yan taraftaki aç yatarken kendisi ne halde oldu? Bunlara bakacağız. Lütfen dindarlığın ölçülerini bak defalarca tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar böyle olmadığı sürece çok aldatırsınız. Kılık kıyafete, lafa, söze, çapçaplı sözlere bakarak boyuna aldatırsınız. Ben burada size bir sürü şöyle bir süre söylüyorum, benim sözlerime de bakmayın. Ben nasıl yaşıyorum ona bakın. Kiminle yaşıyorum, nasıl yaşıyorum, parayla ilişkim nasıl? Birisi bir şeye ihtiyaç duyduğu halde ve ben de onun ihtiyaç duyduğu şey fazla fazla var olduğu halde onun yardımına koşuyor muyum, koşuyor muyum, ömrekini paylaşıyor muyum, böyle şey budur ya. O kadar basit yani. Şimdi bakın bunların böyle olduğunu göreceksiniz. Şimdi oraya geliyor sıra. Elem tera gördün mü? Ennallâhe enzele minessemâi mâ'en. Allah'ın gökten indirmiş olduğu suyu. Ve ehraçnâ bihî semâratin. Ve ondan yerden meyveler bitirdiğine muhtelifen, çeşit çeşit elvanuha bir sürü renkte Allah'ın gökten sular indirip yerden çeşit çeşit ve bir sürü renkte semerat, meyveler, elma, muz, portakal, buğday, arpa hepsine giriyor. Bu da neyi anlatıyor? O müşriklerin sahip olduğu şeyleri anlatıyor. Klasik tefsire göre bunlar Allah bize kendisini inandırmak için bunları anlatıyor. Vay be diyeceğiz. Allah nasıl da gökten yağmur yağdırıyor, nasıl da yerden nebat bitiriyor. Elmanın kırmızılığına bak, portakalın sarılığına bak diyeceğiz. Şu kiraza bak diyeceğiz. Şu muza bak diyeceğiz. Hayretler içinde kalacağız ve Allah'a inanacağız. Mesele inandı, inanmadı meselesi. Klasik tefsir hep yanılıyor. Hayır. Bunlara sahip olan adamlar var. Bunların kaçakçılığını yapanlar var. Bunları kasa kasa doldurup milleti köleler gibi çalıştırıp meyve bahçelerine, hurma tarlalarına sahip olan arazi baronları var. Gıda tüccarları var. Bunlara sesleniyor. Lütfen böyle okun. Bunların hepsini indirdik. وَمِنَ الْجِبَالِي cüdedün bıyıbın ve desen desen rengarenk inişli çıkışlı dağlar ve humrun muhtelifun çeşit çeşit içecekler üzümden, üzümünden tut çeşit çeşit içecek şekilleri. Buradaki humur içki anlamına geliyor aynı zamanda. İçecek şeydir. Mesela şerbet de bir içkidir. Şaraptır. Şerbet de şarap aynı kökten geliyor. O gün cennette şurup vardır. Kelbesine adam, o gün cennette rengarenk şarap vardır diyecekmiş. Halbuki şurup da oradan geliyor, içecek demek. Şerbet de oradan geliyor, içecek demek. Yani içeceğin şey demektir. Muhtelif, çeşit çeşit içecek. Çeşit çeşit içecek. Elvanuha, değişik renklerde. Ve Rani bu Sud Ömünel Cibaru dağlardan burayı nasıl çevirdik? Güneb'ün, bıyılın beyaz muhtelif renklerde kırmızı, beyaz yollar ha, dağların içerisinden çeşitli içecekler yani yeryüzünde var olan bir ayet olan nimetler sıralanmaya devam ediyor. Dağların arasından akıp giden yollar. O yolların kenarlarında çeşit çeşit muhtelif renklerde içecekler, yukarıdan meyveler, muhtelif renklerde yine meyveler, bunları sıralamaya devam ediyor. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan وَالْدَوَابُ الْاَنْعَامُ Muhtelif
ve hayvanlardan ve hareket eden diye mesela böcek gibi, kelebek gibi, yerde sürülen, gökte uçuşan, hareket eden nesneler, yine bunların hepsi yeryüzü tasviri oluyor. Elvanuhu, çeşitli renklerde. En'am, hayvanlar. Ve devabu, yerde sürülen hareketli canlılar. İnsanlar. İnsanlardan mesela siyahlar var, beyazlar var. Sarı ırktan olanlar var, izin boylular var, kısa boylular var. Yerde hareket eden bir sürü hayvanlar var ve hayvanlardan da canlılar var. Karıncalardan tut, solucanlara kadar. Ve en'am, hayvanlar var. Bunlar da hepsi neymiş? Muhtevi, fu, elvan, çeşitli renklerde. Şimdi bunları niye sıralıyor? Dikkat ederseniz yukarıdan beri sıralanan şeyler üretim araçlarıdır. Şu anda bile yeryüzünde insanlar ne yapıyorlar? Yerden, gökten suyun yağması ve yerden meyvelerin bitmesiyle semeraat, buğday, arpa, elma, armut, her türlü tarım ürünlerinin bitmesi, onların hasat edilmesi, yüklerle kamyonlara yüklenmesi veyahut da çeşitli yük araçlarına yüklenerek dağların içinden siyah, beyaz, kurşuni, rengarenk desenli dağların arkasından akan yollarla bir yerden başka bir yere gitmesi ve insanların yerde yürüyen bir sürü canlıları ve hayvanların yine alınması, ihtiyacı olan yerden ihtiyacı olmayan yere gönderilerek satılması neticesinde ne oluyor? Yeryüzünde bir ekonomik döngü meydana geliyor. Değil mi? Bütün bu ekonomik döngü ve bu esnada insanların sahip olduğu şeyler hep bu döngü içinde cereyan ediyor ve elimize geçiyor. Çin'de lazım olan bir şeyi sen buradan alıyorsun, Çin'e götürüyorsun. Toprağın üstünde bir tesis oluşturuyorsun. Başka bir yerde lazım olan şeyi burada üretip oraya götürüyorsun. Bunu yaparken yollardan geçip gidiyorsun. Tarım ürünlerini ekiyorsun, biçiyorsun, hasadını çıkarıyorsun, başka yere götürüyorsun. Gökten yağmur yağıyor, yerden semerat ve nebat bitiyor. Bu esnada insanlar güneşin doğuşu ve batışı esnasındaki mesai saatlerinde çalışarak bir döngü devran edip duruyor. Bu esnada Allah bütün bunu insanlara yaymış ve herkesin yararlanmasını istiyorken birileri araya giriyor, tekel oluşturuyor, şuralar benim, vermem diyor. Ve ona el koyduğu zaman öbürleri ondan mahrum bırakıyor ve yeryüzünde eşitsizlik meydana geliyor. Bunun aynısı Mekke'de vardı. Bu orayı tasvir ediyor. Mekke'de, Medine'de, Arabistan'da, Kur'an'ın indiği zamanda ve coğrafyada bu anlatılmışların aynısı vardı. Bunu düzeltmek için bütün bunlar anlatılıyor. Sonuç olarak bir yere girecek. Kedalike işte böylece innema şüphesiz ki yahşallahu min ibadihi min ibadihi ulemahu muhakkak ki Allah'tan korkanlar sadece ulema olan kullardır. İnnallâhe azîzun gafur. Allah karşı konulamaz bir güce ve bağışlanmaya sahiptir. Şimdi diyor ki Allah'tan yahşallahu min ibadihil ulemâhu. Allah'tan ulema olanlar korkar. Allah'tan ulema, ilim sahipleri, bilgi sahipleri korkar. Şimdi burada ulema kim? Şuradaki tasvirlere bakarsak, bir önceki ayette gördüğünüz gibi tabiatla doğa tasvirleri yaptık. Yollardan, dağlardan, yerden biten nebattan, gökten yağan yağmurdan, insanlardan, hayvanlardan, yerde yürüyen canlılardan bahsediyor. Bir de bak, ennas demesi sosyolojidir. Çünkü ennas sosyoloji bilimidir. İnsanların bilimi. Aynı zamanda buna antropoloji de girer. Yani insanlar, yeryüzünde yaşayan insanlar ne zaman ortaya çıkmıştır, nasıl doğmuştur?
İnsanlar nasıl ırk haline gelmiştir, nasıl bir arada yaşamaktadır? Toplumsal dönüşüm ve değişimin kuralları nelerdir? Bunu inceleyebilme ne diyoruz? Sosyoloji diyoruz. Bak sosyoloji. O deva bu. Hareket eden canlılar. Vel en'am. Hayvan bilimi. Hayvan bilimi neydi? Zooloji miydi? Zooloji. Biyoloji, canlı bilimi. Canlıların ortaya çıkmış. Ondan sonra jeoloji, yer bilimi, dağ bilimi. Ondan sonra değişik değişik renkler, botanik, bitki bilimi. Bunları sıralıyor. Buna diyor ki, muhakkak ki Allah'tan ilim sahipleri korkar. Ulema korkar. Şimdi buradaki ulemayı da şöyle anlıyorlar. Mullalar. Yani Kur'an'ı bilenler, okuyanlar, din bilimlerine vakıf olanlar, tapınakta görev yapanlar, hafızlar ulema olduğunu zannediyorlar. Veya şu Fatih Camisi'nin etrafındaki sahne saman medreselerinde, 8 tane bir medrese vardı burada. Ulema burada din ilimleri, şeriat ilimleri öğrenildi. Fıkıh, tefsir, kelam. Bunlar ulema. Ulema kelimesi işte oradan geliyor. İlim, bilgi demek. Ulema da bilenler demek. Bilimin çoğulu, bilginin çoğulu. Halbuki bu Kur'an'a göre baktığın zaman şunları bilenler ulema oluyor. Yani yeryüzünü bilenler, insan bilimiyle uğraşanlar. Yer ve gök arasında olup biten şeylere vakıf olanlar. Bunların bilgisine diğerlerinden daha fazla olanlara Kur'an'a göre ulema denir. Nerede burada tefsir kelam var mı? Fıkıh. Yani sakız orucu bozar mı? Bunu bildiğin zaman ulema oluyorsun. Veyahut da Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları, selbi sıfatları. Bunları bir çırpıda sayarsan, bunları bilersen, buna vakıf olursan ulema oluyor. Şimdi bilim nedir arkadaşlar? Bilim